Jacques Derrida'nın bir sözü var bu çerçevede. Hani geçen dönem özellikle 90'lı yıllar, 2000'li yıllarda hani hoşgörü söylemi, tolerans söylemi, çok kültürlülük söylemi, çoğulculuk söylemi malum çok konuşulmuştur, kullanmıştır. Yani burada Avrupa'nın bir değeri olarak da ifade edilmiştir işte bu. Yani Derrida'nın mesela o söylemi, hoşgörü söylemiyle ilgili da yanılmıyorsam 11 Eylül sırasında, 11 Eylül saldırıları sonrası yapılmış bir, kendisiyle yapılmış bir söyleşide söylediği bir nokta vardı. Başkaca vesilelerle de bu söylem üzerine değerlendirmeler yaptığını biliyorum. Önemli bir noktaydı o. Yani diyor hoşgörü söyleminin, yani barış içinde bir arada yaşama için yani uygun bir söylem olmadığı üzerine ısrarla duruyordu. Çünkü diyor hoşgörü söylemi şu demektir. Son tahlilde hani eşitlerin beraberliği değildir. Güçlü olanın kendisi kadar güçlü görmediğine müsaade etmesi anlamı için. Hiyerarşi koyuyor. Ve kendisini yani, bir üstün pozisyona yerleştiriyor. Yani Avrupa, zayıf olanı hoş aynen, görüyor. Evet. Avrupa İslam'a karşı, Müslümanlara yani. Karşı hoşgörüden bahsediyorsa bu zaten Avrupa'nın kendisini Müslümanlara karşı güçlü ve üstün bir konumda gördüğünü evvela gösterir. Yani bir kere burada bir şey var. Bir psikolojik ve entelektüel, zihinsel bir şey var. Sorun var zaten. Birincisi. Ve ikincisi şu anlamı içerir. Yani bak ben senin burada yaşamana müsaade ediyorum. Ama unutma burası benim evim. Ve dolayısıyla diyordu mesela Derrida. Fransa mesela çok kültürlülük bilmem ne şu bu. Yani Fransa örneğinde kendisi bir Fransa olarak diğer ülkelere de uygulayabiliriz. Yani asıl bu söylemin yani tutarlılığı nasıl görülür? Yani Müslümanların sayısı tırnak içinde, işte hoşgörünün bir sınırı var. O hoşgörülebilir sayının üstüne çıktığında göreceğiz diyordu. Yani mesela nüfusun %2,5 Müslüman iken hoşgörü söyleminden söz etmek kolay. Veya okula giden öğrencilerin %1'i başörtülüyken hoşgörü söyleminden, çok kültürlükten, çoğulculuktan bahsetmek kolay. Yani ama işte kendi gettolarında, küçük mahallelerinde yaşamaya devam ederken kolay ama toplumun yani, içine girdiğinde zaman, ve burada şey hani nüfus olarak arttığında diyeyim ki %10'a ulaştığında veya etki olarak arttığında yani daha önce misal işte Almanya üzerine bir Almanın yaptığı ve daha üstün görülen bir işi mesela doktorluk diyelim ki yani bu defa bir şey Müslüman mesela bir Müslüman hanım başörtüsüyle yapmaya başladığında dolayısıyla başörtülü bir Müslüman kadın Almanya'da veya Fransa'da veya bir başka ülkede hizmet alan değil, hizmet veren konumuna düştüğünde ve bundan dolayı otomatikman daha güçlü, daha üstün bir konumda tanımlanır, algılanır hale geldiğinde hani o zaman yani bu söylemin ne kadar tutarlı olduğu, ne kadar hani içselleştirilmiş olduğu hani görülecektir şeklinde hani bu hoşgörü söyleminin arızalarına daha 2000'lerin başında güçlü bir şekilde onun atıfta bulunduğunu görüyoruz.